Merhabalar. Fatma'nın örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Elleriniz sağlık, mutluluk, huzur, bereket dolu olsun. Sağlığınız, huzurunuz, bereketiniz daim olsun. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlerin karşısına şöyle petek altın ilmek gibi geldim arkadaşlar. İpimin markası petek altın ilmek gibi. Bugün sizlere bu ebrulu ipimle çok güzel bir modelden bahsedeceğim. Modelim çok güzel, örmesi çok kolay giymese de çok kullanışlı bir model arkadaşlar bunun için ben şöyle petek altın ilmek ipi kullanacağım ipimi kenara alıyorum ben bu ipi örebilmek için 3 numara şiş kullanacağım şişlerim 3 numara arkadaşlar bu modelden neler olur bu modelden çok güzel bebek yeleği olur bebek kırkası olur atkı olur bere olur etol şal olur bebek örgülerinde kullanmak istediğiniz zaman benim gibi 3 numara şiş kullanabilirsiniz kendinize yelek hırka atkı etol şal yapmak istediğiniz zaman daha kalın şişler kullanabilirsiniz modelimiz tek sıradan oluşan bir model arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin hanelerimize sağlık sıhhat huzur bereket dersin modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim hırka yelek süveter ete hoşal ne başlarsak bu şekilde bir model 3 ilmekten oluşuyor 1 2 3 1 2 3 ne başlarsak bu şekilde 3 artı 3 artı 3 ilmek atıyoruz 3 üç ve 3'ün katları ilmek atarak arkadaşlar ee, örgümüzü başlıyoruz sonra da iki kenar ilmeği ekliyoruz ben şimdi modelime öncelikle sizler de benim gibi bu şekilde yapabilirsiniz zemin hazırlığı yapacağım bu model lastik istemeyen bir model arkadaşlar hırka yelek süveter etorşan ne başlarsanız bu şekilde bir sıra ters veya da düz örün fark etmez İsterseniz ters örün isterseniz düz örün ben bu şekilde bir sıra ters örgü ördükten sonra modelimizi kuracağım arkadaşlar. Modelimiz tek sıradan oluşan bir model. Tek sıradan oluşan modeli ben sizlere iki kez anlatacağım. Şöyle zemin hazırlığı olarak ters örgümüzü sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Bunu bir kereye mahsus yapıyoruz arkadaşlar. Etol, şal, hırka, yelek ne başlıyorsak bu şekilde bir sıra ters veya da düz örerek örgümüzü başlayabiliriz. Ben bir sıra ters örgü örmeyi tercih ettim. Lastik olarak da buna e, haroşa lastik güzel olur arkadaşlar. Yapmak istediğiniz zaman bu modeli haroşa lastik yakışır. Tüm ilmeklerimizi bu şekilde ters örgü ördüm. Bir kereye mahsus lastik niyetine. Şimdi modelimin birinci sırasındayım. Bu modelin tersi ya da düzü yok. iki tarafı da aynı model. Modelimiz tek sıradan oluştuğu için. Tek sıradan oluşan modeli ben sizlere iki kez anlatacağım arkadaşlar. Çünkü modelimiz ikinci sırada ajurlu bir model olduğu için ilmekler farklı gözükecek. O yüzden ikinci sıramda beni video sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Modelimin ön yüzündeyim. Birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilk ilmeğimizin ara boşluğundan bu şekilde bir tane ilmek alıyorum. 1 2 iki. i̇ki ilmeği birlikte düz Kesiyorum. Bu kesmiş olduğum ilmeği şöyle karşıya alıyorum. Yanına bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte tekrar kesiyorum ve bir kez doluyorum. Bakın, burası bir model arkadaşlar. Modelimin birinci sırasındayım ve bu işlemi tekrarlıyorum. Bakın, bir kez doladım. Sırasına gelen ilk ilmeğimizin ara boşluğundan bu şekilde bir ilmek aldım. Ilmeğimizi aldıktan sonra. Bu ilmeğimin yanına bir tane de arkadan ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bu kesmiş olduğum ilmeği şöyle karşıya alıyorum. Yanına bir ilmek daha alıyorum. Tekrar bir kez daha kesiyorum arkadaşlar. Ve bir kez doluyorum. Bakın modelimizin birinci sırası hep bu şekilde tekrarlanacak. Ben şimdi modelimi sıra sonuna kadar bunu tekrarlıyorum. Bakın sırasına gelen ilk ilmeğimizin ara boşluğundan bir ilmek alıyorum. Buradaki iki ilmeğimi ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Bu ördüğüm iki ilmeğim, düz ilmeğimi, bu kalan ilmeğimi şöyle karşıya alıyorum. Yanına bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte tekrar bir kez daha örüyorum. Ve bir kez doluyorum. Burası da bir model. Modelimi tekrarlıyorum. İlk ilmeğimizin araba boşluğundan ilmek alıyoruz. Buradaki duran ilmeğimin yanına bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bu kesmiş olduğum ilmeğimi şöyle karşıya alıyorum. Yanına bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte tekrar kesiyorum ve bir kez doluyorum bakın burası da bir model modelimin birinci sırasını sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyorum İlk ilmeğimizin ara boşluğundan bir ilmek alıyorum ilmeğimizi aldıktan sonra buradaki duran ilmeğimi şöyle ikisini birlikte bir kez örüyorum ördükten sonra bu kalan tek ilmeğimi karşıya alıyorum tekrar bir kez daha örüyorum ve bir kez doluyorum bakın burası da bir model modelimin birinci sırasını sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyorum arkadaşlar aradan bir ilmek aldım 1 2 2 ilmeği düz örgü olarak kestim kestikten sonra bu kestiğim ilmeği şöyle karşıya alıyorum yanına bir ilmek daha alıyorum ikisini birlikte bir kez daha kesiyorum ve bir kez doluyorum modelimin birinci sırasını sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyoruz modelimiz tek sıradan oluşan bir model arkadaşlar Bakın modelimiz çok güzel çok da kolay bir model Modelimi son kez tekrarlıyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 ilmeğimiz var. Kenar ilmeği hariç. İlk ilmeğimin ara boşluğundan geçiyorum. Bir ilmek alıyorum. Ve buradaki duran ilmeğimin yanına arkadan bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bu kestiğim ilmeği karşıya alıyorum. Yanına bir ilmek daha alıyorum. Tekrar birlikte kesiyorum. Ve dolayarak bitiriyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğinde ters örüyorum modelimizin bakın başlarken dolayarak başlamadık ama bitirirken dolayarak bitireceğiz bu modelimizin püf noktası şimdi modelimizi tekrar ediyoruz arkadaşlar modelimiz tek sıradan oluşan bir model olduğu için hep bu tek sıranın tekrar alacak ben şöyle modelimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum kenar ilmeğini örmeden aldım bakın bundan sonraki ilmeğimiz bu şekilde önde ajur olacak arkadaşlar modelimin ikinci sırasından ilk birinci sırayı bir kez daha tekrarlıyorum şu ajurlu ilmeğimizin ara boşluğundan geçiyorum. Bir ilmek alıyorum. Buradaki duran ilmeğimin yanına bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği şöyle karşıya takıyorum. Yanına bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte tekrar bir kez kesiyorum. Ve bir kez doluyorum. Bakın burası bir model. Ve modelimi tekrarlıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimizin ara boşluğundan yani şu ajurlu ilk ilmeğimizin ara boşluğundan bir ilmek alıyorum. Buradaki duran ilmeğimin yanına bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bu kestiğim ilmeği şöyle karşıya alıyorum. Yanına bir ilmek daha alıyorum. Tekrar ikisini birlikte kesiyorum. Ve bir kez doluyorum. Modelimi hep bu şekilde tekrarlayacağız arkadaşlar. Tek sıradan oluşan model. Ben şöyle modelimi video öncesi bir hazırlık bir çalışma yaptım. Gerçekten çok güzel çok da hoş bir model oldu. Tek sırada biten harika bir model oldu arkadaşlar. Modelimin görünüşü bu şekilde. Ebru batikli de bu şekilde çok güzel durdu. Bundan böyle etoşallar, hırkalar, yelekler yapabilirsiniz. Modelimizin tersi düzü yok. Bakın iki tarafı da aynı model arkadaşlar. 3 numara şiş ile ördüğüm için bundan çok güzel bebek yelekleri de olur 3 numara ile ördüğüm için. Siz kendinize daha salaş olsun istiyorsanız Böyle yazlık yeleklerde, hırkalarda, eton şallarda örerken 4 numara ya da 5 numara şişle de örebilirsiniz. Ama 3 numara şişle de çok güzel olur. Evet sizlere Fatma'nın örgü modelleri olarak bugün bu güzel modelden bahsettim. Tersi düzü yok. Tek sıradan oluşan bir model. Bu güzel örgü modelime bir beğeni bir yorum atmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.